Güzel kardeşlerim, selamlar, sevgiler. Şimdi serimizin D harfine geldik. Ne yapacağız? Dağ yazacağız ve bu dağdan, dağ yazısından bir dağ manzarası resmi yapacağız. Tabii bunu kolayca yapacağız. Derdimiz o, kolayca yapmak. Dağı yazdık mı? Dağdan sonra bunu böyle bir şey içine alalım, çerçeve içine alıyoruz ki dağımızı güzel hava teneffüs edebileceğimiz bir ambiyansı hissettirelim. Evet, çerçevemizi çiziyoruz. Çerçeve çizerken tabii düşünüyoruz nereden yola çıksak diye. Öncelikle bu dağ manzarasına bakan bir eleman çizmeye gözümüze kestiriyoruz. Evet, yumuşak G'den burun yaptıktan sonra hafif gülümseyen ve modern bir kent insanı kafatasını oluşturuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi gayet elips ve balkondan izlesin diye mesela şöyle kolunu böyle basitçe çıkartalım. Hop, sırtını da böyle belli ettikten sonra ona böyle modern şöyle bir meşe palamudu saçı şeklinde yaklaşacağımız bir pozisyon yapalım. Evet, noktalarla saç diplerini ortaya çıkartalım. Biraz perçem ve benzeri. Evet. Eleman hakikaten baygın dağ havasından dolayı. Dağa bakıyor. Evet, sıra geldi dağı oluşturmaya. Evet, ağamız dağ yapmak için acayip müsait. Hatta küçük dağları da ben yarattım dememiz için de güzel bir fırsatı tepmeyelim. Evet. Böyle kar efekti de verdikten sonra bir uzun bir kısa çizgilerle basit bir D'mizin yarısını güneşe ne yaptık? Çevirdik. Gülümseyen bir güneş. Evet, bunu neden pembe bir bulutla taçlandırmayalım diye düşündük. Basitçe yuvarlak olması hatlarının yetiyor. Evet, biraz taşırdığımız karlarla ve bir küçük dağ daha yaratarak manzarayı oluşturduk. Evet, dağ yazarak dağ biraz da renkli görelim mevzumuzu ve bir sonraki neyse o artık onda buluşalım. Hoşça kalın.